Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bunu bu akşam bitireceğiz. Başla. Risale-i Nur'dan derlemeler, toplamayı. Mevzu mevzulara göre toplanmış. Ondan sonra cilt yapılmış. Rahmetli. Evet. Dersimizin mevzu bu zaman. Evet. Daha neden bilmiyorum. Öyle mi? Daha ben, ismi yüzü kaçı bir zaman? Yok, ben çok da çok evvel bir zaman. Çok eski. Bu zaman. Bu zaman tabii bizim demiş. Bu zaman. Yani zamanın ne, zamanı Risale-i Nur'da nasıl yorumlanmış? Zaman nedir? Yani zaman nedir derken bu zaman. O bu zaman toplaması. Bu zaman toplaması. Ben şimdi başlıkları okuyacağım. Zaten hepsini okumam imkanı yok. En az inan 4-5 ders istiyor. Bak, bu zaman hakkında ana fikir olarak başlıkları okuyacağım. Sonra onlardan seçeyim. Ana fikir. Bu zamanda dehşetli taarruz varmış. 2. Bu zamanda cemaat şekline girmiş şahs-ı manevi dalalet olarak hücum ediliyor. Yani dalalet fert olarak değil de şahs-ı manevi ittifak etmişler. Şahs-ı manevi olarak dalalet hücum ediyor bu zamanda. Fert çıkamazsın. Darmadağın eder. Fert mümkün değil. Cemaatsiz bir insan duramaz. Duruyorum diye zaten tuzağa düşmüş. Tehlikesiz zannetmiş kendisini. 3. Hem bazılarının şimdi hatırına gelebilir. Ya cemaat ol be şimdi. Ya kardeş nelerede, hangi şeylere batıla taraftar. Hangi hakka düşman, kâh İslam dostlarına düşman oluyor, kâh İslam düşmanlarına dost oluyor. Bilmiyor, cemaati yok ya şunu. Şöyle düşünün mantığı. Sabah işten çıktın, evden çıktın. Akşam da işten çıktın, eve geldin. İlimini ne zaman yaptın ki boğazın dehşetinden kurtulacaksın? Ne donanımın var ki? Kendini bir kere tehlikesiz zannetmek en büyük tehlikedir. E peki ne alakası var? E sen şimdi geliyorsun. İşten çıktın geldin. Ben çalışmışım. Benim burada çalıştığımı sen çalışmamışsın. Yani şahsi maneviyiz. Şahsi maneviyiz. Sen şimdi burada olmasaydın evde bunu açıp okuyacak halimiz yoktu. Yani cemaatsiz olmaz demek istiyor. 3. Bu asrın bir hassası elması cama tercih ve zalimlere taraftarlık oluyormuş. Elması cama tercih ettiriyormuş. Bir de zalime taraftar oluyor. Bilmiyor. 4. Bu zamanda hakim ceylanlar var. 5. Bu asrın hayatperest hassası. Hayatperest. 5 ve 6. Hem nasıl ki bir cazibedar, sefiyane ve sarhoşane şaşalı bir eğlence bulunsa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de bu asırda hayat insaniye, hususan hayat içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli, cemiyet o kadar berbat, o kadar insanın ruhunu öldürüyor ve bak o kadar dehşetli fakat cazibeli. Tuhaf taraf bu. O kadar dehşetli ve cazibeli. Elin yani bunalım geçirmeye yok. Buhranda olmaya yok. Herkes kendisine gönderiyor. Var kardeşim. Yani ne kadar var? Ne kadar ehli dalaletle teşrik-i mesai etmişsek vesaire onların içini bulmuyoruz. Sıkıntı var kardeş.
Kim el atsan hepsi sıkıntı. Bak, elin fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi vazifeleri. Kada bakın, çok acayip, dehşetli, cazibeli, çekiyor. İki, elin buhran oradan aldık yani, derdimiz oradan, ruhsal bunalım oradan geçiriyoruz. Fakat meraklı, gene oraya gidiyoruz. Bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifeleri, kalp ve aklını nefs emaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerini düşürttürüyor. Pervane, eletin ampulün etrafında dönen kelebeğe derler. Işığın cazibesine kapılıp dönüyor, zevk alıyor. Ondan sonra tabii ki o dönüşü yorgunluk getiriyor, tak diye içeriye çekiyordu. Yanıyor. Lambaların içinde kelebek doludur. Evet, hayat-ı dünyevinin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviyeye yani uhrevi işlerde, dini işlerde o da muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şeriye var. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat yoktur. Şimdi zaruret dediğimiz şeylere bakın bakalım. Hakikaten zaruret. Şeriattaki zaruret ölçüsü nedir? Diyor ki bir organın itlafı veya hayat tehlikesi olursa onun adı zarurettir. Bak bakalım neyin peşine koşuyoruz, ne kadar zaruri. Onun o koştuğumuz şeyin peşinde nelerimizi harcıyoruz? Bir kere kalbimizi, gözümüzü, latifelerimizi, ruhumuzu, duygularımızı, elimizi, ayağımızı. Bu ne kadar kıymetli olduğunu Allah aşkına hastanelere bir bakın ya. Hastanelere bakın ya, bu organlar, ruhsal sihat ne demek ya? Sevgili arkadaşlar, kuru ekmek ye de huzurlu ol. Bunalım geçirme. No. Çok acayip bir şey ya. Yer yer Cenab-ı Hak bu dersleri yapmamız için mi artık bize hissettiriyor bazı olaylarla? Yani Allah'a yemin ederim ki kainat her şey yok oluyor ya. Yok oluyor. Diyorsun ki şu manyetik anafordan, şuradan bir anda bir çıksa her şeyin yok olsun. Diyesin olmuyor. Kuru ekmek ye, ruhunu koru. Ruhla ceset arasında bir şey misal vereceğim. Bu mevzuyla alakalı. Şimdi sen burada oturuyorsun. Burası senin hanen, yuva. Doğduğun, ürediğin, yediğin, yattığın, namaz kıldığın yer. Burası senin yuvandır. Yani ev. Ama senin elbisen değil. Aynı ev ve misal cesettir. İçinde oturan sen ruh. Ruhla ceset arasındaki ilişki bu. Yani elbisesi değil ev. Yani ceset, ruhun libası değil. Hanesi ve yuvası. Ne anlatacağım biliyor musun? Şimdi burada tarımar olmuş, duvarlar devrilmiş. Su kesik, elektrik gelmiyor. Duvarlar yıkılmış. Mezbahaya verilmiş, mezbeleye. Yaşanır mı? Yaşar işte köprü altlarındaki baliciler. Öyle değil mi? Elektrikten insan sinir sistemi. Sudan insan vücuttaki donanım, kan şebekesi. Yani hayat suyu, kaynak yok. Sana hariçten fikir, elektrik de gelmiyor. Suyuyla hayatiyetin devam etmiyor. Korumasızsın. Burada ne kadar yaşarsın? Bazen insan aynı böyle. Elektriği kesilmiş, suları kesilmiş, duvarlar yıkılmış. Bir kargasta bu durumda her şeye muhatap, antisosuz kalan bir ruh. Aynı bu. Ya tasvir bile edemedim ya. Arkadaşlar ya. Evet. Allah için söylüyorum. Böyle huzuru peşine koşmak lazım. Ya servet gayesi huzur değil mi?
Yani bizi servet huzurlu yaşaması içindi. Ya huzurumuz onun için bırakılır mı ya? Vesile için gayet feda edilir mi? Onlar hayat eğitimimizin, yani güzel görünüm, güzel görünüm, soğuk sıcakta kurunayım. İşte araba yani tamam da yani metro var yani, otobüs var. Araba için o kadar korkma yani. Ayağın sağlam, Resulullah'ın arabası yok. Ama o kadar ya, kastım şu, şu ruhu beslemek noktasını esas alalım. Her gün ya bir bunalım geçirmeyen bir insana denk gelsin ya. Başta ben. Ah. 9. Evet, insaniyetin yaşamak damarı. Yaşamak damarı var, bir damar var. Acayip bir şey. Ve hıfz-ı hayat cihazı. Yani güzel yaşamak, hayatımızı korumak. İnsanda böyle bir damar var. Damar derken kan değil yani, burada teşbih. Böyle bir duygu var. Bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsızlık hırs yüzünden bereketin kalkması ve fakru zaruret bak ve fakru zarureti maişet ziyadeleşmesiyle o damar o derece yaralanmış ve şerait hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehl-i dalalet nazari dikkati şu hayata celp ede ede o derece nazari dikkati kendine celp etmiş ki etna bir hacat-ı hayatiyi büyük bir meseleyi diniye tercih ettiriyor. Bu acip asrın kayda çizatını acip asrın bu acip hastalığına asır hastalığıymış. Başkası da yokmuş. Bu acip asrın acayip asır. Çünkü rivayetlerde Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş gelmeyecek. Bu acip asrı acayip yapan acip hastalığına, dehşetli marazına karşı ne yapacağız? Dert söyledim, tamam. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan, işleden, ilaçları dağıtan Risale-i Nur dayanabilir. Ve onun metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet ederler. Kur'an'a yemin ederim. Zerratımla teyit ediyorum. Başından yeni sıkıntı geçtiği için. Yani zerratımla böyle fikir yok artık. Şimdi. Böyle tam böyle kanaat-ı katiyem. Çok insanlara da rastladım. Yeni geldim ya. Karadeniz'den. Kurs hocası, romantikli meslek hocası geliyor. İtham edin. Buyurun. Ya dedi. Hocam ben fena tutam. Hocam bana bir yarım saat ayırır mısın? Kimse yok. Gördün mü? Bize yapışsız olan. Kimse duymaz benimki. Hocam bunu aldım ya. Bunu aldım ya. Kendimi kontrol edeyim. Aynı ben. Bir tanesi var, kurs hocası, Arapça hocası. Kardeşim ya, hizmeti başımın üstüne. Ya şu vesvesede bir ders verme, seni söyledim. Ya. Allah aşkına kurtar beni şuradan. Allah aşkına bir ders ver. Ama kimse duymasın ya, bizim de hasta. Bu konuda rahatsız olduk, bize de yalnız suyuzlar. Ve tuhaf da, mucematı da değil. Kurs hocası, tahmin ettiniz işte. Duyulmasın istedim, o kardeş, olsun. İstediğini sordu. Konuşuyoruz. O kadar acayip şey var ki, kesin biliyor, böyle değil mi hocam? İlle benim he demem istiyor. Ya arkadaşlar, vallahi böyle zerratımla söylüyorum, ruhumla söylüyorum size, ruhumla. Beni de biraz böyle şey yapmıştım. Öyle başka bir madde hastalık böyle sıkıntı yapayım. Bir bakıyorum. Allah Allah bu Risale-i Nursuz geliyor. Tak Risale-i Nur.
İlk teslim oluyorsun, tak zirvede, dışarı basıp kurtarıyorsun. Teslim. İman, tevhidi. Yani Risale-i Nur, şöyle bir şey hissettim ben, olayla. Ben, yani başımdan geçtiği için, okuduğumu söylemiyorum, okuduğumu biliyorsunuz ama zevk ettiğimi söylüyorum. Risale-i Nur, kışırla meşgul etmiyor adamı. Lüp veriyor. Direkt deme damara uğruyor. Değerleri geliyor, bundan sonra kabuğu kırıp alacaksın. Cevizi kıracaksın. Çok tuhaf. Allah'ım şahit ol, ben böyle hissettiğimi, doğru söylediğimi şahit yok Rabbim. Tam lüp yani, lüp böyle. Ruhuma böyle. O olayda böyle. Evet, pat diye. İman, tevhidi. Tevhid, teslimi. Teslim, tevekkülü. Tevekkül, saadet idari. Normal insanın meselesinden daha fazla oluyor. Daha fazla oluyor. Daha fazla oluyor. Normal insan gibi olmuyor. Mesela bir ders var şu anda bu dünyaya ne kurdu? Onun sorusu. Yaşlı bir adam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mı diyor? Ya çok mu büyütülüyor ya hocam diyor ya. Vesveseyi dağıldırıyor ya. Ya biraz mübalağa ediliyor ya falan. Ya Allah bunda bir ders yap dedi ya. Bak şu anda bu dünyaya girdi. Yani aleyhissalatü vesselama adı neydi? Aleyhissalatü vesselam bakış nazarı diyor. Nasıl bakalım diyor. O çarşı içinde at mubayasında yani at pazarlığında. Ya acayip bir şey ya. Vallahi acayip bir şey ya. Bir saniye. Bir tuhaf ya. Dedik ki oh be. Nur-u Muhammed'i yeri girdik. Muhammed'i kafe takmıştı ya. O zaman dedik ki Nur-u Muhammed'i ilk defa duyuyor. Yani Nur-u Muhammed'i biliyor. Nur'da yattı da var. Hakikat-ı Muhammedi ile, mahiyet-i Muhammedi ile, şahsiyet-i Muhammedi ile, şahsiyet-i Ahmediye ile ara ilişkisi nerede bilecek? Ya adamlar Deccal'la Süfyan'ı bir biliyor. Mehdi ile Mehdi Ali Resul'ü tek biliyor. Mehdi ile Mehdi Ali Resul'ü tek biliyor. Deccal'la Süfyan diye bir şey duymamış yani. Risale. Tam öz ya. Gittim hastaneye. Dedi ki, dedi bir 10 dakika bir hastaneye gidelim mi dedi. Bir arkadaşım yatıyor dedi. Ya sen boş ver halkı dedi ya. Biz bir gittik hastaneye. Dostu varmış böyle. O da öyle. Yani şey ve takılmışlar. Vehimle hasta, beyim. Usta diyor ya, o zaman da varmış. Sabri kardeş, beyimine, emniyetsiz beyimine kıymet verme. Vehimle hasta. Anlatsınlar. Oh. Ben yiyorum, zevk alıyorum, inan onları da görüyorum, kendim de zevk karşılığını buluyorum ben. Aynı böyle, Risale-i Nur dayanabilir. Onun metin, metin, şuurlu, ne yaptığını bilen, nerede olduğunu, niçin olduğuna cevabı olan. Nerede olduğuna, niçin olduğuna, niçin oradasın, niçin oradasın. Cevabı olan, metin. Sarsılmaz. Kesin. Risale-i Nur tanesi bununla şunla seyirdi adam bak diyor ki onlar. Şu bina misali var ya ruhla şu o misali zaten ben tamam dedi o serumu alan. Tamam dedi mesela bitti dedi. Ne olduğunu bilmiyorum içeride. Sonra üçe ayırdı. Hatırladınız. Benim nefsim, benim ruhum, ben. Benim nefsim, benim ruhum, o vehimleri, evhamları yapan bu adam. Bu adam. Hocam içimi geçiyordu, intihar ettiği bir böyle. Ötketsin. Ya nasıl olur dedi ya. Ya kardeş mi yapıyor? Bu söylüyor. Çıkaralım mı? Yani o bina var ya, binanın içinde sen ruh ve ceset. Öylesin, ceset. Doktora dedim ki, ya dedi abi, böyle ne kadar acayip bir farklılaş yaptınız. Biz hayatımızı ceset üzerine bina etmedik. Bak metin sarsılmaz, sebatkar. En büyük, Risale-i Nur talibin en büyük meziyetten bir tanesi sebattır. Sebat ederler. Metindirler, sarsılmazlar.
Halistirler. Başka niyet taşımamaz. Taşımazlar, taşımamalar lazım. Halistir. Halis temiz manasında A çekiyorsa batını ile özdeşmiş demektir. Halis. A çekiyor. Eneye bakıyor. Sadık. Yapamasa bile ahkamı hak bilir. Değil mi? Mektubatta diyor değil mi? Tevrat etkisi. Sadık, sadık sıdk şu. Dendiği gibi yapmak veya kabul etmek. Yurt talebesi yapamasa bile ahkamı hak bilir. Aslan böyle sebat ne oluyor? He? Sebata bir misal verir misin? He, sebat. Mesela hadiseler var. Oynak. Bizi oynatan hadiseler var. Zemin hani Şadi Şiraz'ın bir cümlesi var. Fethi abi sen misin? Evet, evet, evet. Diyor ki, sokakta diyor çamur çoğalırsa diyor ayının bile ayağı kayar. Ayının. Sebatiyetimize zarar verecek o kadar şartlar var ki. Cazip, siyaset, hayat-ı dünyevi'nin temini, merakla, işte dizi berbatlıkları, dizi hastalığı. Yani o ruh sıkıntısından oraya dizilerin peşine koşuyor. Yani 58. sayfada Emir Dabir'de diyor ki, haber hastasıyım. Haber hastasıyım diyor zannediyor. Hastayım doğru. Haber hastası değil, ruh hastası da haber hastası zannediyor. O ruhtaki sıkıntıyı bastırmak için 10 dakika, yarım saat geçiyor ya, ondan rahatlıyor. Ruh hastası, ruh bu asır. 58. sayfa Emir Dabir'de. Yani sebatımızı, yani duruyoruz evde hizmette. Yani cazip bir şey hemen pat diye kayıveriyoruz. Sadık yani fedakar. Müslüman öyle de nur talebeleri daha hasreten. Tabi biraz da öz. Nedir o? Kendisi için yaşamaz. Aynı zamanda Kastamonu diyor ki Risale-i Nur'un talebinin bir vazifesi ilk önce kendisinin sonra başkasının imanını kurtarma ile vazifelidir. Vazifesidir. Hakayık imaniye de hizmet etmek. İnsanın imanını kurtarmak. Cesetle o kadar meşgul olmaması. Şakirtte mukavemet ederler. Öyleyse her şeyden evvel onun dersine girmeli. Nasıl gireceksin? Kardeşim, bak bende de olmuştu hastalık. Okudum. Tamam, okuyacak bir şey yok ki. İki asker varmış, çantası varmış, kuyu var. Daha ne okuyacak? Öyle aldandım ben, ülfet ettim. Ondan sonra yalamaya başladım. Ne zaman Risale-i Nur'un dört cepheyle bakmaya başladım, Allah nasip etti. Huvel evvelu vel ahiru vel zahir vel batın. Batın cihetiyle Allah nasip edince Risale-i Nur yeni de başladı. Yani malum işte, batın. Diyorlarmış ki, ne diyorlarmış biliyor musun? Bu mütensi dedi işte. Yani arabayı beraber gidiyor. Hocada. Onun için diyorlarmış ki, Cadde-i Kübra değilmiş onun dersi. Nasıl şeyse, ben Risale-i Nur üstüne yapmıyorum da. Nasıl şeyse, Cadde-i Kübra dedi. Neymiş? Hısası ve has. Gayiptir, melekuttur. Risale-i Nur'un mevzusuna diyor bunu. Bunu diyene bak. Risale-i Nur dersini işliyorum, o derse böyle diyor. Mesela enfus dersi yapıyorum, hısası caddeymiş. Melekutiyet eşyadan yapıyoruz. Dün akşam mesela Berat gecesi, buz, su zararına incimat eder. Hususi bir yolmuş. Başka ne diyorlarmış? Şov yapıyormuş. Şov. Şovmuş. Allah Allah. Buyurun mu arkada? Hep Risale-i Nur'dan. Acaba bir tanesi eksik olsaydı, beni 10 defa dinamitlemişler, uçurmuşlardı. Şimdi böyle füzel koymuş. Hep külliyattan. Bir o ocağı getirdi. Sen dedi bu işlerle meşgulsun. Böyle böyle. Burçları.
Dedim burçlar neymiş? Peki işine yarar, sen haritalı şeyler yapıyorsun ya, sana doküman olur. Git al bugün burç, işte 12 burç, onlar şimdi bir daha semayı dünyada var. Biz dedim, sanırım başka şeyler düşünürüz. Çantası mıydı? Evet. Allah'ımdan razı olsun. Bam. Külla, bambaşka. Ha ne yapar? Hastalık oldu. Zahir. İki, tamam, 10. söz. İsmi hafız, haşir. Tamam. Kardeş, acayip. Bu zaman okuyorum bak. Sen burada kelime okuyorsun. Kelime okuyorum, dikkat edin. Aklıma hep Kemal abinin sözü geliyor ya. Hangi Kemal? Ha neyse, ne diyor? Bugün farklı bir kelime. Farklı bir şey. Bu kelime okuyorum. Zaman, bu zaman okuyorum. Ve atlıyorum. Allah aşkına daldım ha, bu kadar. 54 tane madde vardı, hiçbirisini okumadım. Yalnız o şeyi yakaladılar abi, Bağdın tarafını. Ha? İslam'ın entelektüelleri var. Yeni bir kitap çıktı. Cümlesi şu. Ben artık kendimi güzel bulmuyorum. Benim güzel duygularım var. Güzellik anlayışım suretten sırete kaydediyor. Suretten sırete kaydediyor. Oh, oh. Benim güzel duygularım var, güzel hislerim var. Kendimi dış olarak güzel bulmuyorum. Aferin ya. Eyvallah. İnsanları değerlendirirken, yani şimdi size onu söyleyen, şov yok öyle diyen, geriye baksa hayatınıza, hayatınızı vermişsiniz. İnsan affeder yapmaz yani. Yutması lazım kendisi aslında. Ya. Müslüman hakkında konuşması için. Şimdi sokakta başka adam kalmadığı için bir ben kaldım. Hengi de dedi. Elhamdülillah. Hayatımı seviyorum. Level diyorlar, seviye çok düşmüş. Diplerde yani. Ustadımı seviyorum. Davamı seviyorum. Davamı sevmiyorum. Çok seviyorum. Bak itti beni. Kabul etmedi. Seviyorum, kabul etmedi. Bir gayri ihtiyar oldu. Sevmiyorum, çok seviyorum. Allah çeşitli duyguları yaşattı bana. Hamdolsun, şükrediyorum. Nefes aldığıma şükrediyorum. Devamlı şükrediyorum. Lezzet alıyorum. Şükrediyorum. Nefes aldığıma şükrediyorum. Başım, kafam çalıştığıma şükrediyorum. Seyrediyorum. Şükrediyorum. Devamlı şükrediyorum. Acayip ya. Çok zevkli bir şey ya. Böyle acayip. İshal ediyorum. Başka bir tarafı var ya. Böyle sahip. Okuyorsun. Haydi bir çayı buraya. Haydi. Okuyorum. Daha da. Ağlıyorum ya. Dayanamıyorum. Bir bu tuhaf ya. Ay Allah'ım. Ey ya. Vallahi doğru söylemiş. Bu adam. Ey Allah'ım. Allah senden razı olsun. Nur suresinde Allah da dua ediyor. Nur suresinde. Bir ders yaptım da. Dersten adam göçtü be. Rahmetli Ahmet amca. Tevhid dersi çok zevk alıyorum. Benim mesleğim esas tevhid mesleğim. Tevhid taşı benim çok zevklidir. Ondan sonra öyle coştu ki. Ey Allah! Allah senden razı olsun. Ya. Dedi ya, ağlayarak. Bir tanesi dedik. Bir de coştu. Ey Allah'ım! Ha böyle bir sarılıp öpsem seni. Cemaat dedi ki, tövbe estağfurullah. Ben de ona ya diye. Şu zirve yapan imanının hatırına bize affet. Zirve yapan imanın hatırına. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli, sadakatla dendi, kabul etti. Allah rızası için. Kabul et, yapamazsan da tam metanet ve ciddi ihlas. Öyle ciddi ihlas içsel alemde. Yapamazsan da ahkam-ı hat bilgeni ve tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirine kurtulsun. Hey. 453 mektubatta ahkamı yapmasa da, yapamasa değil, bak ben yanlış söyledim. Yapmasa irade var, yapmasa ihtiyar var burada. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir.
Muacip asrın hayatperest, hayatperest, hayata tapan demek. Ehli dalaleti aldatan, sarhoş eden fenlerden, şefanilerden sülü aldıkları zevke gayet acı ve elim olduğunu. Yani bu asrın hayatperest insanları lezzetlere gömülmüşler. Bedensel lezzetler ruhsal zannetmişler. Hani üç ayıramamışlar ya. Üç ayıramayan kendisini ve sesinden kurtaramaz. Bu çok önemli. Siz fazla almaz sizi bu bilgi. Devamlı dinliyorsun ben. Vesvese, vehim, buhran, bunalım geçirenlere sorun bu misaldeymiş. Hastane doktor dedi ki, o anlatıyordu, o da geçiyordu. Hanım da. Ya dedim, bir daha anlatsana onu dedi ya. İlle takar kadın ya. Bir daha anlat, ay Allah Allah, üçün. Çok hoş dedi. Ya bak, bu doktorun da mesleği. Biraz önce anlattım, bak doktor gibi şimdi. Doktorun mesleği. Üç ayıracaksın doktor dedim kendine. Kendine. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Bunu ayırt ettin mi, kendini bir tek bütünü kabul etmesen, buhran, bunalım nereden geldiğini bilirsin. Tetkesinden kurtulursun. Karşı cephe yaparsın. Malzemeyi içe yaparsın. Çünkü, mesleği ya hastalık şey alakalı, ben yeni biliyorum. Hastalığın tedavisinde temel iki veri tabanı var. Hastalığı doğru teşhis etmek, ona karşı doğru materyal dedikleri malzeme kullanmak. İşte tesis ediyor, teşhis ediyor, Risale-i Nur, malzemeyi de veriyor. Öyle dert, seni derdi sayıp, dertleri seni ikaz etmeye sayarak, sonra seni göndermiyor dersine. Derdi söylüyor, derman da veriyor. Psikoloji gibi, psikolojici gel. Biz hemen sıyrı anlatılıyoruz ha. 11. Bu acip asrın hayatı dünyaya ağırlaştırması ve yaşamak şeraitini ağırlatması ve çok etmesi. Bak. Sübela, bu acip asrın hayatı dünyayı ağırlaştırmış. Ağır. Yükü bindirmiş üzerimize. Üf! Ruh ne yapsın? Yaşamak şeraitini ağırlatması, yaşamak şartlarını ağırlaştırmış ve çok etmesi. Oysa iki üç taneyle geçinebilir. Ve hacat-ı gayr-ü zaruriyeyi, bak hastalığın kaynağını doğru teşhis ediyor. İki ayağı var dedik ya, sıkıntının iki ayağı var. Hastalığı doğru teşhis etmek, ona karşı doğru materyal dedikleri malzeme kullanmak. Benim anladığım külliyattan. Doğru teşhisi diyor, teşhisin içine malzemeyi koymuş. Bak şimdi, hayatı ağırlaştırmış mı? Yaşamak şartlarını ağırlaştırmış, çok etmiş, zaruri olmayanları zaruri durumuna getirmiş, görenekle tilyaki etmiş, muttela etmiş, hacat-ı zaruri derecesine girmiş, olmazsa olmaz. Plazma televizyon bugün öyle diyor. Plazma televizyonu almazsa olmaz. Kavganın bir sebebiymiş. Bugün telefonu aldı. Karı koca. Alacaksın. Kaç ettik kal. Hacat-ı zaruri derecesine getirmesiyle hayatı ve yaşamayı ve herkesin her vakitte en büyük maksat ve gaye yapmış bunları. Herkesin. Ben de dışında mıyım? Değilsin. Ama hepsinden hayır. Kısmen almışım ben de. Onun yani sıkıntı var. Onun için çakıyor Cenab-ı Hak. Niye çakıyor bize? Bak kardeşim. Doktor abi sana vuramam burada. Buna vururum. Barla'daki misal. Tokat yakın olanına vururum. Barla'da geçiyor. Tokat yakın olanına vururum. Allah bir hizdan yapmışsa, bırakmışsa ona tokat mukat gelmiyor. O kalıyor öteye. Onunla hayat-ı diniye ve ebediye ve uhreviye karşı yat set çeker bunlar. Bunlarla hayat-ı diniyeye ve ebediyeye ve uhreviyeye karşı yat set çeker veya ikinci ve üçüncü derecede bir akır. İlk önce dünya. Sonra dünya,
Sonra dünyama yardım edendi. Niçin? Bela musibet cenazeler olacak. Dünyamı berbat edecek mi? Dünyama yardım et. O zaman teselli bulmam lazım. O zaman din lazım. İlk önce dünya. Sonra gene dünya. Sonra dünyama yardım edendi. Din başta. Din hayatın kendisi. Din hayatın hayatı. Hem nuru hem esası. İhya-i din ile olur. Bu milletin ihyası. Din, hayatı ve insanı yorumlamaktır. En basit benim ifademle. İzah etmektir. Peki edemezsen bedeli ağırdır. Hayatı yorumlayamazsan, kendini yorumlayamazsan, niçin burada olduğunu ifade edemezsen, karşına karşı dostunu, düşmanını, ruhunu bilemezsin. Gıdanı, zararını bilemezsin. Buhran geçiriyor işte. Asır ondan deşetti. Buhran geçiriyor. Ya sen niye canlısın kardeşim ya? Bir hastaneye gittim de her taraf kaynıyor ya. Ya burada bir ders yapıyor ya. Kendisi söylüyor. Doktor söylüyor. Ya bu komşu dedi. Bir tane var diyor şurada bir tane. Günlerde o. Ben ölüyorum. Ölüyorum. Ne kadar? Ölüyorum. Ona gittim. Bir meseleye gitmiştik. Biraz ders başına anlattım. Dedim ki istesen de ölemezsin. Yanına. Ben ölüyorum. Doktor ölüyorum. Hepiniz bakıyor. Ben de gittim. Kafasını elimi koydum. İstesen de ölemezsin. Niye biliyor musun dedi? Ecel gelmedikçe seni kimse götüremez. Ecelin de gelmesi kimse seni burada tutamaz. Ben ölüyorum demeyeli ölmeseydi çoktan ölmüştü. Sen kimsin? Azel değilim dedi. Ya ne olur, nasıl gitme, gitme. Gitme. Dedim sana bir şeyh vereyim mi? Murşid, gel abla seni. Nasıl olacak? Adamların mı var? Var dedim. Buraya bir ismi dikeceğim, sana bir ismi vereyim. Devamlısın, ilaç istiyor musun? Durdu. Doktor da, bakın kadın doktor götürdü yanına, biz yine veriyoruz diyor. İstiyor musun dedim bundan kurtulma. İstiyorum. Yapamıyorum ya. Allah'ım ya. Onu Allah. İstiyorum diyor. Dedim ki birisi vardı. Fatih koş çabuk arabanda çaldıra. Hastaları sarsiyettir. Ondan sonra. Dokuzuncu devayı ondan sonra yap. Şimdi sitede yayınlanacak inşallah. Dokuzuncu deva. Ey yani insan hastalıktan korkan kardeşim diyor. Hastalık bazen ölüme sebebiyet verdiği için korkuyorsun. Orada 9. devada orada bir okudu. Doktor not alıyor. Doktor hanım o gez not alıyor. O böyle onu bana ver. Hep böyle mi dedi? Hep böyle için. Şimdi doktoru bekleyecek koca sabah gün. Ne diyorlar? Vizit mi diyorlar? Dolaşacak da iki kelamını bekliyormuş koca dünden. Doktor hanım bugün gerek yok dedi. Ben a dedi bu. Ha a sana vizit işte. A sana vizit. Allah Allah aşkına ya. Hastalar isaresi. Bu kadar mı kıymetliymiş ya? Bu kadar mı kıymetliymiş? Sonra anladım ki asrın belası olup da yeni. Çaresi olmayan geçmiş asırda çare verilmeyen dertler yazılmış. Çünkü geçmiş asırda niçin yok bunlar? Çünkü geçmiş asırda böyle hastalık. Olmayan hastalığın ilacı olur mu eczanede? Ne eczacı bey bana bir hap ver. Ne istiyorsun? Ne var? Vallahi yok da böyle bir hastalık. Olabilir bir hastalık. Ona katlı. İşte geçmiş asırdaki, gördünüz değil mi? Geçmiş asırdaki alimlerin eserini okumak, olmayan hastalığa biçilen ilaçları istemek gibidir. Ben kime hitap ediyorum şimdi? Size hitap ediyorum. Öyle değil mi? Şimdi ben size konuşurken, sizi hiç kale almayıp 50 sene sonra insana konuşabilir miyim? Sen demez misin manyak mısın ya? Sen ne diyorsun, ne konuşuyorsun? Tuhaf tuhaf kelime mevzulardan bahsediyorsun. Biziz, biz varız demez misiniz? Gazali'nin karşısında asrı var. Rabbani'nin karşısında asır var. Onlara hitap etmiş, bana etmemiş ki. Her asla hitap eden Resulullah'tır, Kur'an'dır.
Bir alimi her asra mal etmek anlamamaktır. Ondan zaten belayı çekiyoruz, bunalıyoruz. 300 sene önceki kitap adamın eline veriyorsun. Ne yapacak o psikiyatriste yatan adam şimdi? Ver hastalar risalesini be adam. Ne biçim insansın sen ya? Zalim. Ne yapacak İmam-ı Rabbani'nin mektubatını? Diyor ki Kur'an'ı sol elle tutup okuma diyor. Adam bunalmış, ne Kur'an alacak? Yani onlara biz ayağını tozun ben şahsen olamam. O imamlar asrın imamıdır. Asrın, her asrın değil. Asrın imamıdır. Asrın, bak hakkımı helal etme yanlış anlayan. Sözüm oyun içindi. Konuştuğu zaman alim o önündekine hitap ediyor. Olmayan gelecek asra hitap etmiyor. Onun için Allah Resulü'nü dinle. Her 100 senede bir müceddidi din geliyor diyor. Resulullah'a niye sözünü itimat etmiyorsun? Ben sana Risale-i Müceddittir demiyor. Bu ama bu asır Gazali'nin asrı değil. Rabbani'nin asrı değil. Mevlana Halid-i Bağdat'ın asrı değil. Bul. Kimi bulacaksan bul. Ama bul. Bu asırda bir müceddit var. Ama bana göre Risale-i Nur'dur. Yok başka müceddit. Yeni bir metot yok. Çare yok. Ya böyle hastalar Risale'si. Ben bana telefon ettim. İnşallah yaparlar. Vesvese Risalesini. Vesvese Risalesini. 19. sözü bir araya getire küçük kitap yapın diyorum ya. Ne olur? Küçük kitap yapın dedim ya. 19. mektupla 25. sözü bir araya getirip kitap yapın ya. Bu da hocalar. Ya hastane ben toplamıştım. Vesvese mevzularını topladım. Bak şu Barna'da da var. Veya Vesvese Risalesi 21. söz. Bir de Hastalar Risalesi. Hastanelere dağıtalım ya. Gücüm ancak yok. Bir de doktorlara söylüyor. Bu sözüm nereye gidiyorsa doktorlar ahirette mesul olur. Bu sözümü doktorlar bu ikisini çok hazmedecek ve insanlara elinden geldiği kadar o maddi ilaç yaparken mutlaka Allah rızası için etemele geçiştirmesin. Vallahi mesuldür. İki kelam etsin ona. Hastalığın bir şeyi yok. Merak etme. Hastalığın alt veri tabanı velimdir. Onun kökünü keserek şey yapsınlar. Çünkü hastalık devam eder. Behim devam ediyor. Ne olur hani hemen vizit yapıp da yanından gitmeyin. İki kelam edin. Gidin yok deyin. Bir şeyin yok. İyi olacaksın. Tabii ki ya. Sahipsiz değil. Bu kadar der ya. Sahipsiz değilsin. Allah'ın var. Havalesini film annem hastane şimdi yapalım. Samartlı'da. Doktor bindi asansöre. Ben de ustamın şeyi var. Meyus ve ümitsiz bir hastaya diyor. Manevi bir teselli. Nafi bir ilaçtan daha ziyade tesir ediyor usta. Onu söyledim. Aynen doğru diyorum. Cümleyi hep böyle teşvik etmek lazım. Görüyor musun? Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli. Meyus ve ümitsiz hastaya. Adam kanser diyor. Manevi bir teselli. Nafi diyor, 1000 ilaçtan daha ziyade şey fayda oluyor. Pozitif bir şey. Bir de her doktor kendi beldesindeki dershanede kalanların maddi yani ev doktoru gibi yüklenecek o kardeşimiz. Mesela hangi beldedesin? O beldede bir dershaneyi esas alacaksın. O arkadaşlarına bizzat özel doktor olacaksın. Bu bir. Allah için sana söylüyorum. İster dinle, ister dinleme. O beldede, hangi mahalledesin, o dershaneyi özel ilgileneceksin. O senin hastan olacak. Yarın da haşir meydanında senin hastalığına o doktorlar sana sahip çıkacak. Men dakka dukka. Çalma kapıyı, çalarlar kapıyı. Tamam. Oradakiler o alemlere düşmemesi için o biraz şey halinde. Bir iki doktoruna iki vazife söylüyorum. Tam ruhumdan söylüyorum. Bir, bulunduğun mahalledeki özel ilgileneceksin. Her hafta 2-3 günde bir sıkıntısı olan var mı? Derdi olan var mı? Kardeşimine ihtiyacı olan var mı diyeceksin. İki, sana Allah bu imkanı vermiş, bana vermemiş. Hastanede dolaşıp da muayene ederken Allah için en önemli. Hadi, hayır. İki kelam et.
Bir kere Allah'ın var senin. Merak etme. Böyle bir şeyler değil. Bir de gör. O daha kesin. Doktor olmayanlara? Doktor olmayanlara risale, hastalar risalesini versin. Hastaneye gidince mutlaka cebinizde bir tane gençlik rehberi, meyve risalesi, hasta risalesi, hasta risalesi bulundur. Doktor abi diyor ki Samsun'da ya bayağı tesir almış. Tabii ya çok üzüldüm ya. Ümmet-i Muhammed'e üzülüyorum ya. Bu da böyle asrın hastalığı. Asrın ya üzülüyorum. Bu da hastalığı. Yani ömrünü kesmiş. Evet ömrünü kesmiş. Mazabiyet olmuyor. Bu hatanın cezası olarak öyle deşitli bir tokat dedi ki dünyayı başına cehennem eyledi. İşte bu deşitli musibette ehli diyanet dahi büyük bir vartaya düşüyorlar ve kısmen anlamıyorlar. Şimdi 14. Atlatmak diyorum. Evet bu asırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi o derece hayat-ı dünyeviye damara dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki mübarek ve ihtiyar ve hoca ve ehli salat olan bir zat dahi dünyada bir nevi hayat uhrevi ezvakını istiyor. Birinci derecede dünyada zevk-i hayat onda hükmediyor. Allah. Kim? Hayır bir de okuyun. Bu asırda, dersimizin konusu bu asır arkadaşlar. Dersimizin konusu bu asır. Bu asır hastalığı. 54 tane madde var. Biz 14. maddedeyiz daha. Düz okumuyor. Başlıklar okuyorum da. Bu asırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi bu asır o derece hayat-ı dünyeviye damara dokunmuş. Damara. O kadar gaye olmuş ki. Yaralamış. Heyecana getirmiş ki. Mübarek, ihtiyar, hoca, ehli salahat olan bir zat dahi dünyada bir nevi hayat uhrevi ezvakını istiyor. Birinci derecede dünyada zirk hayatını ötmediyor. Hariçtar ama bu biziz biz. Biziz. Bir tanesine rastladım. Kızıyorum. Dedim kardeşim kazandığın paralarla villaların peşinde olma. İnsanların imanının kurtulması için seferber et o paranı. Boğazına kan olacak o. İrin olacak, eritilecek. Ayette diyor. Onlar altınlar diyor eritilip boğazına dökülecek. Bırak villaların peşine. Yazdıkların peşini bırak. Nur talebesinin böyle bir derdi olmaz. Olmamalı. İnsanların imanı cayır cayır yanıyor. Seferber edeceksin. Sahip çıkacaksın. Sen bir aidat vermeyle doldu. Sen çıkacaksın. Yani seferber olacaksın. Kendine dönük yaşamamak lazım. Bir bakıyorum. Nurcu, doktor veya zengin iş adam. Efendim iki, iki, üç, üç, verdikten sonra bana ne diyor artık? Vurdum demez yapıyor. Yapamazsın kardeşim. Böyle bir hakkın yoktur. Varsa ne olur? Varsa ne olur biliyor musun? İştirak-ı amal-ı uhreviyeden sonra kedi gibi sürünürsün aşırı meydanında. Ya kardeşim seferberlik asırdayız. Onu demek istiyorum. İmanlar yanıyor. Öyle doktor, bakıyorum aynı doktor Nurcu ya. O da eli dünya gibi. Paranın peşinde. 450 milyon muayene, 350 milyon. Yazıklar olsun lan sana. Hani bardağı okumadın mı? En güzel vazife hayata hizmet etmek. La sana gelemiyorlar ya. Anladınız mı? Bir bakıyorum. Kardeş. Buyur abi. Bu hikaye yok mu? Ya pazar günü bir şey teşvik etseniz bize şey yapsanız şeriflerine. Arkadaşlarım da bir şey izah et. Onunla vicdanını atlatıyor. Dayanamıyorum. Sonra bana diyorlar ki deli. Benim için diyorlar ki asabi, sinirli. Dedim kardeş vicdanını da atlatacaksın biliyor musun? Usta ne biçim diyorsun ya? Ben bir iftar. Kardeşim. Onu beni davet edeceğini, kardeşim sen doktorsun, o parayla hastalar risalesini dağıt, hizmetine sahip çık, bırak beni davet etmeyi. Onun için beni sevmezler ya. Ben de meyitte kim diyecek? Televizyon halinde ben bulunmayıp da kim bulunacak? De kim diyecek ya? Birisi çıkıyor, bir manyak çıkacak ve yani hedef olacak. Kardeş yazdıkların peşini bırak. Beni davet etmeye. Ne yapacaksın senin o yazdığındaki yemin? Anası ağırlığı tamam falan. Benim vicdanını atlatacak. Ben de alet olacağım. Hasan da yer yani. Kusura bakma hayvan terliği. Etme bizim kalbi ya.
Ya içim yanıyor da ondan söylüyorum, bir şeye kızmıyorum. İçim yanıyor, üzülüyor. Bu insanların imanı kurtulması için bir şey yapacaksın. Ne yapacaksın? Bilemem, düşün. Yapamıyorsan yapanla beraber. Allah Resulü öyle diyor. Ya anlatan o, ya dinleyen o, ya bunları seven o, dördüncüsü olma, helak olursun. Yapamıyor musun? Yapanla beraber ol. Bana destek ver. Beraber olalım. Bak kaç, 2-3 seneden beri şu kitabı bastırın diyorum ya. Benim param yok. Bu 21. lema ile, şey sözle, vesvese risalesiyle hastalar sensin bir araya getirin diyorum ya. Yani getirin emanet yap. Ya kardeşim bunu bir yap. Ya şey, daha bir şey yap ya. Sen bir bakma yap. Vesaire gibi ya. Bu asırda birinci maksat siyaset hükmediyor. Yani hızlı gidiyor. 18 nasıl hatırladıksa bu. Bu asrın deşikliği kışında manevi çiçekler açması keramettir. Sizin burada olmamız bizim. 19. Bu asırda açık saçıklık yüzünden şehevi suistimal atılıp buhran geçiriyor. Buhranların bir sebebi de çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Alimler söylüyor. Çok cima yapmaktan oluyor. Sinirler çöküyor. Sinirler çökünce beyin hastalığı çıkıyor. Peki buna nasıl geliyor? Sıkıntıdan dolayı cimaya kayıyorlar. Öyle diyor ya. Ben bunları yani fıkıh olduğu için söylüyorum. Fıkıh ya ilmi bir şey. Yani sıkılan günaha girer diyor. Bu günah değil ama yani o sıkıntıdan kurtulmak için bir çare böyle. Ondan sonra sinirler çöküyor. Sinirler çökünce sinir merkezleri boşalıyor. Bu sefer evham biniyor. Sıkıntı sefahati malim dediyorsun. Ha işte sıkıntı sefahati malim. Onun için. Burada ustaz şeye gidiyor. Ben Lazcasını söylüyorum. Suistimal olmuş. Uzak durun. İnternetlerden uzak durun. Televizyonlardan uzak durun. Bakın bugün kaç saat verdin internete? Onun onda birini fıkıh oku, risale oku. Hiç girme demiyorum. Zarretin varsa ondan sonra oraya verdiğin zaman onda birini Allah aşkına girme. Bırak merakı. Lokomotif gibi çekiyor bizi. 21. Çokların aç kaldığı ve helal haram karıştığı bu zamanda rızıklara helal haram karışmış. Nasıl karışmış? Alnının teri diyor. Allah Allah. Anama bakıyorum, 200 milyon bir şey yapacak, dişini dolduracak, 100 milyon, 50 milyon dolduracak. Ben başıma geldim, kırsal bölgede kaplama vardı, çıktım, yapıştırmaya gittim, bir sürü vardı, işte konuşuyorlar, duyuyorum ben. İşte yapıştırdı, yani çıkmış yapıştırdı, 10 milyon. Ne yaptın, ne harcadın o kadar, o kadar 10 milyon, adam günde kazanıyor, gündeliği ya. Allah'tan korkuyor. Hafıza dedim ki, ya bunların var, ya 20 milyon birini olmaz diyor ya. Hani, ya adam bak akşama çalışıyor. O da 16 sene olmuş. O da orucu çalıştı ya. Tamam kazan. Mahallenin arkasındaki fakiri gör. Hani var ya Allah Resulü, senin peygamberin. Komşusu açken. Burada başıma geleni biliyorsunuz. İyi olur bir de değil mi? Fakir. Ya. 22. Bu zaman cemaat zamanıdır. Zübeyir abi ben diyeyim zaten bana bir şey diyorlar. Çok tane gizli gibi hücum ederken çok hocam. Ben diyeyim bu. Şimdi hücum edecekler etsinler. Bu zaman cemaat zamanıdır. Tek duramazsın. 23. Maddeler bunlar. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan çok dehşetlenmiş. Dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Takva. Takva nedir? Menfiatta ve günahlardan içtinab etmek. Takvayı tarif ettik. Takvanın içine, yarın o elmayı. Elmanın içinde ne var takvanın içinde? Arkadaşlar takvanın içinde 4 tane şey var. Birincisi takvanın içinde vicdaniyat var. Zihin, irade, his,
Latife-i Rabbani, unutma. Takvanın içeriği, zihin, his, irade Latife-i Rabbani. Bunları kontrol etmek takvadır. Yoksa takladır. Takla, takla. Bu takla atmak yani. Zihnini ifrat tefritten masum kılacaksın, azat edeceksin. Hissini, peki nedir? İradenin vazifesi ibadetullah. İbadet. Tamam mı? Hissin vazifesi kalbin bekçiliğini yapacaksın. Ayşe Fatma, Ali Hasan Hüseyin'i parayı doları sokmayacaksın. Muhabbetullah, Allah'ın muhabbetini korur. Zihnin vazifesi marifetullah. Gaye onu yapmalı, dünyayı kenarda yapmalı. Latife-i Rabbani'yi de doyurmalı derslerle. Bu. Ancak buhrandan kurtulursun. Mesela bugün bir tanesini dedim ki, bugün saat 2'ydi. İkindi ile akşam arasındaki vazife şu ya şu olacak. Bir vazifem var. Namaz kılmak öyle bitti. Aşkım ne olur ne olur. Teslim ol. Ne yaparsa yapsın ya. Uçaktayız. Gelirken şimdi. İki gün önce. Hakikaten acayip bir şey oldu falan. Her zaman rastlıyoruz yani. Olaysız geçmiyor saatimiz. Bunu. Yönetim dedi ya sen için işitmiyor musun dedi. Diyorum. Ama hiç tepki vermedi. Sahibine bıraktı. Tamam ama yani. Bak kardeş. Allah ile aran iyi olursa sıkıntı zamanında Allah sana işini. Yağmurlu günce iyi havalar da ağacın altını pisleme ki. Yağmurlu günde sana lazım olur. Allah ile aran iyi olsun ki dedim. Sonra sana Allah lazım olur. Tabii doğru söyledin dedi. Allah ile aran nasıl? Sonra bir halet yaşadım. Yani güya tefekkürle ama yanlış tabii. Yanlış yaptım biliyorum yani o tür şeyleri tefekkür. Tefekkür. İmansızlık. Ne olur neticeleri diye. Daha da yok, kimse yok. Daha radardan da yüksek. Kulübede, gece yarısı. Böyle. İmansızlık ne olur ki? Olsa ne olur? Bir bunalım geçirdim. Tansiyon dibe şey vurmuş. Vücudum tamamen boşalmış. Tamam diyene kadar, çıkana kadar o alemde iki gün geçti. Ama o halette şey, beni yanlış bir şey de öyle bir şey hissettirdi. Demek ki bunlar konuşacağım ki. Allah Allah. Sonra dedim ki, imansız nasıl yaşanır? Kur'an'a Allah'a yemin ederim. Sizi kandırırım, Allah'a kandıramam. Allah'ın Kur'an'ına yemin ederim zatına ki. Kainatın zerratı adedince imansızlığa nefret bende oluştu. Böyle imansızlık korkunç bir şey yani. Yani düşün hastaneye götürülecek kadar duruma gelmişim. Tansiyon bunalım geçir. Gece kimse tefekkür. Yani olmaz tefekkür. Yani beni meşgul edecek, beni koparacak kimse de yok. Yalnız ay şakaların oluyor. Yani niçin bunu söylüyorum? İmansızlık başka bir şeye benzemiyor. Nasıl yaşıyorlar diye anlamıyorum. Nasıl yaşıyorlar ya? İmansız nasıl yaşanıyor? Bilmiyor. Ustad diyor o tatmin olmuyorum ona da adeta. İptal his oluyor diyor. Hani dişinde ağrıma matkapla adam uğraşıyor. Yine hissetmiyorsun. Yine olmuş iptal. Onun gibi de değil, daha acayip bir şey ya, daha derinler iptal olmuş. Demek ki dip bitmiş yani. İptal his de değil ya, ruh bitmiş de diyorum artık. Kanaat etmem lazım üstadım ama artık orada azap çıktı ki. İptal his de değil. 15. şuada diyor ki, peki diyor, niçin diyor bunlar, nasıl yaşıyorlar peki o? Nasıl yaşıyorlar? Diyor ki, oradan okuyayım bak. Cevap alıyor ya. Yeni de bildin mi? Açtım. Of be. Bir daha oku. Bir daha oku. Olmazsa ne yapacaksın? Olmazsa zaten öyle derdin yok ki. Yani düşünceyi iptal ediyor. Ne sağcı, ne solcu. Futbolcu, futbolcu. Lay 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 lay. Lü 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 lü. Ondan sonra. Es-salatu ve selamu aleyk.
Aleyke ya Resulallah. Falanca vefat etti. Hayda ya. Bitti bir yıldız. Bak bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden, hissi iptal eden ve beşerin nazarın afaka dağıtan ve boğan ceyranlar iptali his nevinden bir sersemlik vermiş ki ehli dalalet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor. Cehennemi hissedemiyor, imansızlığı hissedemiyor. İptali his, morfinlenmiş. Ehli dalalet dahi gaflet basıyor. İmanının hakiki lezzetini tam takdir edemiyor ve zevk edemiyor. Doktor, öpülecek değil mi? Hangisini? Soru sorabilir ama cevap şart değil. Düşünceler iptal oldu. Düşünceler iptal. İptal. Böyle bir şey kalmamış ki. Dersin başında ruhla cesim arasında bir insan vermişti bugüne. Artık binada kimse yok ki. İzniz okuyayım. 24. Bu zamanda eskiye nispeten iman esaslarına hücum deşetlendiğinden nura sarılmak lazım. 25. İslamiyet noktasında bu asır deşetlidir. 26. Bu zaman enanet zamanı. 27. Bu zamanda metanet lazım. 28. Bu zamanda geçmiş büyük imamlar olsaydılar hakaik imani hassı hayat edeceklerdi. 29. Hep dikkat edin bu zaman. Ama izah okumuyorum. Başlık attık yukarıya. Bu zamanda en büyük tehlike fen ve felsefeden olduğundan siyaset dolu çare olamaz. 30. Yani siyasetçilere duyurulur. Sırf ekonomi düzeltmeyle bu millet düzelmez. Siyaset de olmaz. Ha siyaset sırf olmaz. Siyasetsiz de olmaz. O da lazım ama sırf olmaz. 30. Bu zamanda tehlike hariçten gelmiş. 31. Bu zaman kadar hiçbir zaman alimlerin ittifakına ihtiyaç olmamış. 32. Bu asır dalaletin dehşetli. Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı göstermemiş. Sair asırlarda o ehli dalalet ahireti bilmiyorlar ve inkar ediyorlar. Elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. 33. Bu asrın dehşetli hususiyetleri sebebiyle Risale-i Nur'un mutlak ehemmiyeti. 35. Bu zamanda hidayet ve dalalet ceyranlarının mübarezelerinin mahiyeti. 37. Şu zamanda mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan soyunup hakikate bakmak. Bu ders tek başına bir dersti ya. Elbise giydirmiş bize asır. Gözlük takmış. Göremiyoruz. Ben ne anlatırsam anlatayım. Kulağa da bir tane başka cihaz koymuş. Eğer böyle açarsın, Allah Allah. Bazı ne yapmış? Mimsiz medeniyet insanlara libas giydirmiş. Gözlük takmış. Allah Allah. Ya Rabbi ya. Nasıl okumayım? Saat geçti asan. 38. Bu zamanda zaruret terk ediliyor. Teferruatla meşgul oluyor. Oruç tutuluyor, tut. Kazanı tut, borcunu tut, nafile tutma. Mesela bak, fıkıhta dahi. İman esaslarıyla bırakıyor adam, namazın abdestlerin şeyleriyle uğraşıyor. Tamam. Kardeşim iman cayır cayır yanıyor. Cuma'ya gidiyor. Geçen cemaat, ağaç dikme haftası. Lan, insanların imanı sökülüyor, gönüllerin imanı ağaç dikmekte bahsediyor. Başka bir hafta. Çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Tırnağını şöyle kesiniz. Ya kardeşim adamın kökleri sökülmüş tırnak bir kesimlikle bahsediyor. Niye? Zarret terk edilmiş. Zarret. Zarret terk edilmiş teferruatlamış. 40. Şu zamanda manevi terakki şartları mutezattır. Mutezattır. Yani şu zamanda manevi terakki Avrupa'nın takvimiyle zor. Mesela tarikatçı kardeşime söylüyor. Tarikat tamam. Ya ama evinde televizyon yoksa. Evinde televizyon olanı tarikat olmaz. Kandırma kendini. Ha. O ev tarikat yeri olmadığı gibi zaman da tarikat zamanı. Tarikat yanlış değil. Zamanı değil. Şu anda sabah namazı kılınır mı? Vakti değil ki yatsı namazı. Şimdi
Nakşi tarikatında vardı ya, terki dünya, terk esti, terk ufba, terki tek. Ne demek? Terki dünya. Terki ufba, ahireti de terk et. Terki esti, isteğini terk et. Bunları terk ettiğimde büyük adamım gelmesin diye terkleri de terk et. Şimdi celbi dünya, celbi ufba, celbi iz, celbi cel. Televizyon karşısına. Subhanallah, subhanallah. Kızım Açel haberler ne diyor? Subhanallah, subhanallah. Bunu böyle oluyor. Haberi kim sana sunuyor? Of, Allah kızmasın. Hı, şuna bak, şuna bak diyor ya. Şu ne biçim haber okuyor? Ama aynı zamanda böyle bakıyor. Spikeri yapıyor ha. Hikaye değil, dur. Güya bağırıyor. Daha iyi bakıyor. Ben yanlışım. Bunlar ben hep uyduruyorum. Böyle bir şey yok toplumda. 41. Şu zamanda nazarı hikmetle, nazar hikmetli illetlerini ikame ediliyor. Hikmetle illet. Acayip Müslüman asrın mücedidine hücum ediyor. Müslümana bak. Asrın çıkış çaresi Risale-i Nur ve Risale-i Bediüzzaman'a adama Risale-i Nur'a hücum ediyor. Radyo lisaniyle. Utanmaza var. Başka hiç kalmadı. İsrail bitti. Rusya, Amerika bitti de hücum edilecek başka kimse kalmadı. Ha, bu kulağın adı. Şuraya bak. Sonra bir vasıtayla öğrendim ki evlerindeki o hususi sohbetlerinde işleri güçleri nurculuk. Kim? O sünnet denen az şeyler var ya, o kadar değil yani. Hocası belli olmaya. Resul'dan hocası kim? Allah Allah. Bu sayı 80 bin zatla ders alıyor. Yani sebebe takılan kafa sebepsiz düşünemez ki. Radu Risale ile çareye mi diye. Bak asrın çıkış yollarına hücum ediliyor. Bak. Şu cinayetine de bak. Radu Risale. Nasıl bir iman taşınıyor ben anlamıyorum ki ya. 43 ben gene utanıyorum ona bir laf demeye. Allah insan versin diyorum. Şu zamanda kisve sıt ortasına mesafe kalkmış. Doğru ve yanlış birbirine girmiş. 44. Şu zamanda saadet-i bediyebeden, saadet-i dünyevi medar-ı nazar olmuş. Hep buhran sebebi bunlar. 45. Şu zamanda terbiye-i İslam'ı yerine terbiye-i medeni yerleşmiş. Dikkat. 46. Bu zamanda enaniyetle nazarlar şahsa çevrilmiş. Niye tembel? Okumuyoruz. Şeyhim beni kurtaracak, abim bunu kurtaracak. Abicilik yapanlar, abicilik yapmak istediklerindendir. Kitap oku diyoruz. Abicilik yapanlara var mı? Abicilik. %99 abicilik yapanlar, abiciliği esas yapanlar, sifo tarikatçılık, tarikatta yok. Nurculukta da var tarikatçılık. Ne yapıyor? Abicilik esas yapanlar kimler biliyor musun? Hangi modeller? Kızacaklar, kızsınlar. Ben alıştım artık. Sırtınız kalın. Abicilik yapanlar, abicilik yapmak isteyenlerdir. Çünkü abinin yanında, Hasan abinin yanında olacak, orada nazarı dikkati alacak. Abi gittikten sonra tamam. Ve abi kenarda oturuyor, abicilik yapmak için abicilik yapılıyor. Ne yapılacak? Külliyata nazar çevrilecek. Bu abicilik yapanlar Hasan şov yapıyor diyor. Hasan diyor, Hasan'ın diye ders şeyi diyor, Cadde-i Kübra değildir. Yani Risale-i Nur'daki okuduğum şeyde Cadde-i Kübra değilmiş yani. Okudum. Niçin bunları kızıyorsun? Kardeşim, Risale-i Nur'a nazarı çevir. Hangi abinin yanında kalıyorsun? Sözler abinin yanında kalıyor. Mektubat da abinin yanında kalıyor. Abilerin vazifesi, burada da geçti şimdi. Şahsa çevrilmiş de ondan kızıyor. Ustad ben yokum diyor. Kızdım da ustad. Abilerin yerini Emirdağ 232'de koymuş. Benim yakınımda olan tarz hayatımı yakından görenler, bu dosturlarımı aynen uygulamalarını, şunları şunları vasiyet ediyorum diyor. Kaynak değiller. Ben kaynak değilim. Naklederim abi olarak, kardeş olarak. Kim istemiş işte, nasıl görüyorsa beni. Abileri nazara çevrile çevrile külliyat unutuluyor. Anadolu'ya gidiyorum. Kardeş hangi abinin yanında geliyorsun? Mektubat abinin yanında geliyorum. Sözler abinin yanında kaldı. Bir sürü layıkalar çıkmış kardeşim. Haberiniz yok. Kastamonu layıkası vardı. Emirdağ vardı. Rize layıkası çıktı. Erzurum layıkası var yani.
Erzurum laikası var. Yani Kastamonu'yu bıraktı, Kastamonu laikasını Emirdağ'ı bıraktı, Risale'nin dostundan bıraktı, Rize laikası, Erzurum laikası, bir de onlar çıksın abi. Ya kardeş şahsa çevrilmiş diyor, ben yokum diyor, Sait yoktur diyor. Çevir buraya. Ha ben ne zaman bunu tutarım, bunu nazarı çeviriyorsa, tamam beni dinleyeceksin. Şahsı ancak vesilelik noktasında muhafaza edilmeli, ayna. Onu kastediyor. Hassı nazar, hassı fikir edip de orada bitmedi. Adam hasta, şey yani bunu Sait değil, bin o. Anlayın ki abicilik yapanlar abilik yapmak için yapılıyor. 48. Bu zamanda dalalet fende ve ilimden gelmiş. Dikkat. 49. Bu zamanda imanı kurtarmak ve enaniyeti bırakmak elzem. 50. Bu zamanda gayri siyasi ve ihlasla hizmet edilir. Siyasette değil ihlasla edilir. 51. Bu aslında adalet izafiye suistimali. Adalet izafiye suistimal edilmiş. 52. Bu asrın nazarında siyaset birinci derecededir. 53. Bu zamanda iki dehşetli hal var. Nedir o? Nedir? Merak mı ediyorsun? Nerede yazıyor bu? İşte bugün el hayate dünya alel ahire. Kastamonu'da. 54. Bu zamanda ihtiyacat 4'ten 20'ye çıkıp içtimai ahlak bozulmuştur. Bu zaman dersini okuduk. Bir de okuyayım bu son cümleyi. Bu zamanda ihtiyacat 4'ten 20'ye çıkmış. 4 tane nedir bu? 4. Yeme, içme, barınma, giyinme. Yeme, içme, giyinme, barınma. Şimdi o da lazım, o da lazım. Çok özür dilerim, lazımlık oldu. O da lazım, o da lazım. Bak ne hale geldi. O zaman gelir gidere denk gelmedi. Zihinler altı sol. Zihinler, ruhlar, nazarlarını hep dünyaya çevirmiş. Ruhu bıraktık, bunalım geçiriyor. Hazreti Ali, İmam Ali'nin söylediği sözü var. Servet uğruna sihatını kaybettiler diyor. Tekrar kazandıklarıyla sihatını kavuşmak isterlerse o doğru. Servet edinmek adına ruhunu ihmal etti. Bunalım geçiriyor. Kazandı. Doktor bey bunu aldım diyor. Kazandığı parayı doktora vesaire veriyor. Kaybettiğini bulamaz. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizi kendine kul kabul eyle. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanetliğini kıl. Ya Rabbi ehl-i imanı ve hasreten nur talebelerinin evlerini sıkıntı, buhran, bunalım, depresyon bunlara vesile olan erba habiselerden azad eyle ya Rabbi. Bertaraf eyle ya Rabbi. Evlerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i manevi ver ya Rabbi. Erba haliyeleri musakhar eyle ya Rabbi. Müslümanların nesillerinden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Boşlularımıza eda, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi elimizi semayla sana kaldırıyoruz. Kur'an'ın hürmetine ya Rabbi, ehl-i imana vasıten nur talebelerine ferahlık ver ya Rabbi. Ruhlarına nusret ver ya Rabbi. Sevdir sevdirdiklerini ya Rabbi. Yerdir yerdirdiklerini ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına huzur ver ya Rabbi. Evlerimize huzur ver ya Rabbi. Evlerimize Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim yap ya Rabbi. Ya Rabbi bize kim nasıl dua ediyorsa onlara öyle muamele et ya Rabbi. Bizi bize bırakma ya Rabbi. Biz bizi unuttuğun zaman sen bizi unutma ya Rabbi. İmanımızı ilme yakin, anne yakin, hakka yakin, şuhud iman mertebesini nasip eyle ya Rabbi. İmanın vesvesesiz mertebesine ishal eyle ya Rabbi. Hakikat-ı Muhammediye'de inkişaf ettirerek mahiyet-i Muhammediye'de fena-i mutlaka mazar eyle ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Vahir davahu minil hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha'tın as-salavatı.